Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2022 yılı hedefleri arasında İHA'larda kullanılan CATS kameralarımızın gelişmiş versiyonu Aselflir 600 projesi sözleşmesi imzalanacağı bilgisine yer verildi. Aselflir 600 sistemi ile yüksek faydalı yük kapasiteli Akıncı TİHA ve Aksungur SİHA gibi platformlar için özgün görüntüleme sistemi sağlanacak. CATS de son dönemde Aselsan tarafından yapılan geliştirmeler ile performans konusunda ciddi iyileştirmeler sağlandı. Özellikle optik yapısında ve stabilizasyon sisteminde yapılan iyileştirmeler ile hem kızılötesi hem de görünür dalga boyundaki görüntülerde dinamik olarak ciddi bir iyileştirme sağlandı. Stabilizasyon sisteminde yapılan iyileştirmeler ile birlikte hem platform kaynaklı bozucu etkilere hem de çevresel bozucu etkilere karşı dinamik olarak daha iyi bir stabilizasyon performansı sağlanmış oldu. Bu alanlarda yapılan geliştirmeler sonucunda Aselsan CATS, yabancı muadillerine kıyasla, özellikle ABD'li rakibine karşı görüntü performansı konusunda daha iyi sonuç ortaya koydu. Ayrıca CATS içerisinde yer alan lazer işaretleme modülünde de bazı iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmeler sayesinde CATS 20 kilometreden işaretlenen bir hedefi başarı ile vurabilecek performansa ulaştı. Bu gelişme özellikle insansız sistemlerin CATS ile çok daha uzak mesafelerden hem kendi taşıdıkları mühimmatlar hem de diğer platformlardan ateşlenebilecek mühimmatlar için işaretleme yapılabilmesini sağlıyor. Kasım 2020'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek sebebiyle Bayraktar TB2 İHA'larda kullanılan Vescom MX-15D elektro-optik kamera sistemlerine uygulanan ambargoya değinerek buna karşın yerli sistemler ile ilgili çalışmalara ağırlık verildiğini belirtmişti. Aselsan Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün CATS'in daha gelişmişi olarak nitelendirdiği Aselflir F500C sisteminden bahsetti. Görgün, Aselflir F500C için TB2 ve Anka gibi insansız hava aracı platformları için geliştiriliyor, demişti. Kanada, Türkiye'nin 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye'de terör koridorunun oluşmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulamaya koyduğu silah ambargosunu Nisan 2020'de süresiz uzattığını açıklamıştı. Haziran 2020'de çeşitli diplomatik girişimlerin ardından İHA'larda kullanılan elektro-optik sistemlere yönelik ambargo kaldırılmıştı. Ancak Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan tarafından Ermenistan'a karşı işgal altındaki toprakların kurtarılması için kullanılmasının ardından Kanada yeniden ambargo kararı aldı. Ambargo sonrası İHA çözümlerinde CATS görüntüleme sistemleri kullanılmaya başlanırken ihraç edilen platformlarda da CATS görüntüleme sistemi yer aldı.